Almanya'da konuşulan enteresan bir olay var. Eski başbakanlardan Helmut Kohl'un 24 yaşındaki torunu Jones Volkman Kim Milyoner Olmak ister adlı yarışma programına katıldı. 125 bin euroluk siyasi soruda takılan Volkman 64 bin euroyu kazanmayı başardı. Almanya Başbakanları'nda Helmut Kohl'un torunu bu yarışmaya katılmaya karar verdi ve daha sonra ekrana çıktı. İlk 4 Ocak'ta yarışma koltuğuna oturan genç yarışmacı 6 haftalık aradan sonra Dün akşam kaldığı yerden devam etti. 125 bin euroluk soruya kadar takıntısız devam eden torun son soruya yanıt bulamayınca o ana kadar kazandığı 64 bin euro ile yetinmek zorunda kaldı. Evet Helmut Kohl'un torunu kazandığı bu parayla yeni bir otomobil alacakmış, araba alacakmış. Değerli izleyicilerimiz Almanya'dan enteresan bir haberimiz var. 1976 yılında Manisa'dan Almanya'ya gelen Yüksel Deşat adlı vatandaşımızın enteresan hikayesi. Kendisi gerçekten bir hayvansever, güvercinleri çok seviyor, inanılmaz. Onlara karşı sevgi duyuyor ve gözü gibi adeta bakıyor. Bakalım Yüksel Deşat Bey'in bu güvercinlerle olan diyaloğunda neler var? 1976 yılında güvercinleriyle beraber Almanya'ya gelen Yüksel Deşat o gün bugündür güvercinlerinden ayrılmıyor. Türkiye'den getirdiği yerli güvercinlerin yerine zamanla posta güvercinlerin aldığını söyleyen Yüksel deşat sayıları 40'ı bulan beyaz posta güvercinlerine özel bahçesinde özenle bakıyor deşat zamanında fürte 400 kilometre uzaklıktaki dan stattan saldığım 10 güvercinin dokuzu geri fürte yuvasına döndü yani 400 kilometre öteye dönmüşler enteresan 400 kilometreden salıyor ve eve dönüyorlar onlar benden evvel fürte ulaştı. Birini zannediyorum atmaca veya kartallar yedi. Yön bulmalarını yetiştirdiğim yavrular annelerinden öğreniyor. Rüzgar, batı veya doğu gibi kendilerine göre hesapları var diyor. Yüksel Deşat, pandemi öncesi Marmaris'in kardeş kenti fürte yapılan hasat bayramlarında 23 Nisan kutlamalarında güvercinleri salıyor ve bayramlara renk katıyorduk diyor. Saldığımız güvercinler yeniden yuvalarına dönüyordu. Şimdi kış onlara daha fazla itimam gösteriyorum. Güvercinleri temiz yemlerle ve yılda bir ton yem ile besliyorum. Güvercinlerimi ayaklarına bağladım halkalardan tanıyorum. Onlar bensiz, ben de onlarsız yapamıyorum diyor. Evet güvercin işi de gerçekten bir hastalık. Enteresan ama güzel bir hobi. Ee, insanların i̇nsanların zamanlarını geçirebileceği yani iş harici, bilindik klasik işlerinin haricinde geçirebilecekleri Mutlaka bu tarz bir hobileri olması gerekiyor. Özellikle de çocukların da bu hobileri kazanmasında onların fiziksel ve ruhi gelişimlerinde önemli olduğunu düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da yaşayan kanser hastası Şinasi Özer Almanya'da gitmedik doktor bırakmadı. Sonunda çareyi Sivas'a gitmekte buldu ve Sivas'ta sağlığına kavuştu. İşte Almanya'dan Sivas'a uzanan bir sağlık hikayesini de şimdi sizlerle izninizle paylaşacağım. Almanya'da yaşayan kanser hastası Şinasi Özer Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştirilen cerrahi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Kürşat Karadayı Şinasi Özer'in 10 ay önce kolon kanseri teşhisiyle Almanya'da ameliyat olduğunu belirtti. Hastanın daha sonra kemoterapi aldığını ve süreç içerisinde hastalığın tekrarladığını aktaran Karadayı şunları söyledi. Almanya'da tedavi edici olmayan ancak hastanın şikayetlerini gidermeye yönelik kalın bağırsağı iki kez stent uygulaması yapılmış ve karın zarına püskürtme kemoterapisi uygulanmış. Ancak bu yöntemler hastanın şikayetlerini ortadan kaldırmaya yeterli olmadığı gibi hastalık ilerleyerek karın duvarına da dört odakta sıçramıştı. Hastanemizde gerekli tetkikleri takiben hasta yeniden ameliyat alınarak peritonektomi prosedürü uygulandı diyor. Bu ameliyatta tümörler tutulu olan tüm karın zarı, karın bağı, stentle birlikte tüm kalın bağırsak, ince bağırsan bir kısmı dalak ve karın duvarındaki kitleler geride hastalıklı doku kalmayacak şekilde çıkarıldı. Eş zamanlı olarak ameliyat esnasında karın içerisinde sıcak kemoterapi işlemi uygulandı. Ameliyat sonrası dönemde 5 gün boyunca karın içerisine kemoterapi verildi. Son yıllarda uygulanmaya başlanan sıcak kemoterapi bu hastaların yaşam süresini uzatmaktadır. Ancak bu ameliyat oldukça güç, zahmetli ve riskli. Türkiye'de ve dünyada sayılı merkezlerde yapılabilmektedir. Kliniğimizde bu ameliyatlar yaklaşık 20 yıldır 200'ün üzerinde hastaya başarıyla uygulanmıştır dedi. Uzun ve riskli ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Sinasi özel ise Atatürk'ün dediği gibi beni Türk hekimlerine emanet edin diyerek araştırmaya başladım. Kürşat Hoca'yı buldum. Başka bir tanıdığım Avusturya'dan gelip ameliyat olmuş. Ben de araştırdım ve iki gün içerisinde hazırlanıp buraya geldik. Allah'a şükürler olsun ki ameliyatım çok güzel geçti. Çok memnunum. Kürşat Hoca'ya ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum diyor. Evet değerli izleyicilerimiz. Geçmiş olsun. Allah bu ve benzeri durumda olan herkese şifa versin inşallah. Güzel bir gelişme ülkemizden, memleketimizden bu tür haberler almak bizleri mutlu ediyor. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre gibi, Norveç gibi ülkelere ulaşmak, vize almak Türkiye'de bulunan vatandaşlarımız için gerçekten çok zor. Şimdi özellikle de bu koronavirüs nedeniyle biliyorsunuz sınırların pek çoğu kapatılmış vaziyette. Bununla ilgili bu sıkıntıyı atlatmak için, vize sorununu atlatmak için enteresan bir uygulama başlamış. Daha doğrusu bir yol bulunmuş. Bakalım neymiş? Hemen sizlerle paylaşıyorum. Avrupa ülkelerine gitmek isteyenler yurt dışında yaşayan sevgilileri sayesinde kolayca vize alıyor. Ama bunun için yazışlıklarını, mail'ler, mesajlar ve fotoğraflarla konsolosluğa ispatlamaları gerekiyor. Flört uygulamasından yabancı bir sevgili bulanlar, yani bu internetteki flört uygulamalarından yabancı bir sevgili bulanlar, ilk buluşmayı Türkiye'de gerçekleştirip bol bol fotoğraf çekiyorlar. Sonra da konsolosluğa gidip, bak benim sevgilim bu, biz işte bir aradayız, mailleri falan gösteriyorlar ve vizeyi alıyorlar. Enteresan bir ispat yöntemi. Evet, sevgililere verilen vize. Avrupa ülkelerine girişte sevgilisinin yurt dışında yaşadığını ispat etmek ve ardından kavuşma vizesi almak deniliyor. Şu an çapkınlarımız ya da Avrupa'ya gitmek isteyenlerimiz seyahat için bu formülü deniyorlarmış. Uzun süredir yazıştığını ispat eden e-mailler, fotoğraflar başvuru dilekçesiyle beraber konsolosluğa veriliyor. Farklı ispat biçimleri de var tabi. İşte bu yöntemi fırsat bilen bazı kişiler ilk önce flört uygulamasından birini tavlıyorlar. ilk buluşmayı Türkiye'de gerçekleştirip ilişki ispat edecek kanıtlarla Avrupa'ya giriş hakkını kazanıyorlar diyor. Değerli izleyicilerimiz, enteresan bir olay var. Olay İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli biriyle ilgili. Ne oluyor bakalım? İsrail hapishanesinde tutuklu Filistinli Muhammed Yusuf El Kudra İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen sperm kaçırma yöntemiyle baba oldu. Sperm kaçırma yöntemi Filistinli 35 yaşındaki Kudra'nın Mücahit adı verilen oğlu Gazze'de Han Yunus'ta bulunan Nas tıp kompleksinde dünyaya geldi. Kudra'nın kayınvalidesi Nadia El Kudra, İsrail'in 4 yıldır Muhammed Yusuf'u ziyaret etmelerini engellediğini belirterek büyük bir sevinç içerisindeyiz. Ancak babasının burada olmaması nedeniyle neşemiz eksik dedi. Tutuklu babanın kız kardeşi Menal ise birkaç başarısız girişimin ardından başarılı bir operasyonla Hapishanedeki kardeşimin bebek sahibi olduğunu söyledi. Bebeğin doğumuyla büyük bir sevinç yaşadıklarını söyleyen kız kardeş, kardeşimin dört 4,5 yılda hapishanede kalacak olması bizi üzüyor dedi. İsrail ordusunun 2014 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyon sırasında gözaltına alınan Muhammed Yusuf Kudra çıkarıldığı mahkeme tarafından 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Filistinli esir ve tutuklularla ilgili kuruluşların verilerine göre sperm kaçırarak Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen çocuk sayısı 96 imiş. Enteresan. Sperm kaçırma yöntemiyle tüp bebekle çocuk sahibi oluyorlar. Enteresan.